Evet, Elazığ Güçlü TV YouTube kanalımıza hoş geldiniz Yediz Bey. Hoş bulduk. Biliyorsunuz uzun zamandan beri esnaflar ekonomik anlamda çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkında fikirleriniz nelerdir? Şimdi öncelikle bizi izleyecek olan değerli dostlarımıza ve bizleri takip edenlere selamlar olsun diyerek başlayalım. Biz daha önce biliyorsunuz sizin aracılığınızla bir çek yasası düzenlemesi istemiştik. Fakat bugüne kadar herhangi bir çek düzenleme yasası veyahut da sicil affı gibi bir durum söz konusu olmadı. Şu anki esnaflarımızın durumuna bakacak olursanız eğer, esnaflarımızın tamamı kan ağlıyor. Ve esnaflarımız şu anda satacağı malzemeyi tekrar yerine koyamıyor. Bu aldığı malzemeyi yerine koyamama telaşı da ayrı bir dert oldu başımıza. 1 liraya sattığınız malzemeyi yarın 1,5 liraya alıyorum diye hesap yapıyorsunuz. Bu hesaplar akıbetinde de ne satış olabiliyor ne de alış olabiliyor. Dolayısıyla bu ticari döngünün olmayışı bizleri ve diğer esnaf arkadaşlarımızın tamamını sıkıntıya sokmaktadır. Devletimizin, yüce devletimizin bunlara bir an evvel bir çözüm bulması ve esnaflarımıza bir şekilde bir destek programı uygulaması gerekmektedir. Bir. İkincisi, acilen çek ve senet düzenlemesi gelmelidir. Üçüncüsü ise bu çek ve senet düzenlemesinin yanı sıra sicil affının da gelmesi lazım. Çünkü içerisinde bulunduğumuz günün koşullarına baktığınız zaman insanlar bayağı bir sıkıntı ve zahmet çekmişlerdir. Bu sıkıntı ve zahmet içerisinde kredi kartını veya sigorta, SGK borcunu, Bağkur borcunu ödeyemeyen esnaflarımız var. Veya kredi çekip kredisini ödeyemeyen esnaflarımız var. Bunun yanı sıra çeki yazılan esnaflarımız var. Senedi protesto olmuş esnaflarımız var. Bunlar için de ayrıca bir af gelmesi gerekmektedir. Biz yüce devletimizin bu söylediklerimize kulak vereceğini düşünerek inşallah bizleri toparlayacak bazı eylemler ve programlar düzenleyeceğine olan inancımız tamdır. Ve inşallah sesimizi duyup sesimize kulak verirler. Peki bu kadar sorun sıkıntı varken biliyorsunuz artık bir yıl, yaklaşık 1,5 yıla yakın bir süre bir seçime kaldı. Çok az bir süre kaldı. Dolayısıyla siz bu seçim atmosferini nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl olur? Elazığ'daki yöneticiler bununla ilgili ne gibi çalışmalar yaparlar? Ya da milletvekili olacak kişiler, adaylar, aday adayları, bunların nasıl birileri olması lazım? Bu seçim atmosferini nasıl görüyorsunuz siz? Şimdi seçim atmosferine gelirsek şu anki siyasi konjektürde izlenimlerimiz şunlar bizim. Burada Elazığ'da durum biraz, gerçi Türkiye genelinde de durumlar biraz karışık ama Elazığ için biz konuşuyoruz. Elazığ için şu anki siyasi mevcut görüntü olarak insanların benimseyemediği bazı siyasi büyüklerimiz var. Bunların da halka karışıp, halkla iç içe olup daha önceki o dargınlıkları veya kırgınlıkları geçiştirmeleri lazımdır. Çünkü sosyal medyadan veya yaptıkları etkinliklerden takip ettiğimiz kadar her teşkilat kendi teşkilat mensubunu ziyaret ediyor. Kendi teşkilatı dışında olan insanları ziyaret etmiyor. Bu kapsamda bir teşkilat başkanı olarak yarın bana oy kullanmam söylenirse eğer ben bunların hiçbirini göz ardı etmem ve bunlardan bir haber gitmem. Bu bağlamda da bana oy kullanacağım partiyi sorarsanız şu an, yani bugüne kadar bizim fikrimiz belliydi. Ama gelindiğimiz gün içerisinde biz şu an oy kullanmayı düşünmüyoruz. Şundan dolayıdır bizi bayağı bir incittiler, bayağı bir yıprattılar. Çünkü biz sonuçta bu ülkenin ve bu memleketin birer ferdi ve birer evladıyız. Biz memleketimize ve ilimize faydamız olsun istiyoruz. Ama biz bunları isterken bazı kapıların yüzümüze kapanması da bizi bu döngünün dışında tutmuştur. Bundan dolayı şu anki siyasi konjektürde şunu söyleyebilirim. Yani ben fikrimi beyan ediyorum. Şahsi fikrimdir. 4-1 de olur,
3-2 olur, 2-2-1 olur veya 5-1, yani 5 tane 1 olur, ona bir şey diyemem. Ama şu anki izlenimimiz 2-1-1-1 şeklinde veya 2-2-1 şeklindedir. Ha, parti soracak olursanız, bizlerin parti ayrımı olmadığı için buradan parti isminin verilmesi de doğru olmaz düşüncesindeyim. Peki bu son zamanlarda madende biliyorsunuz yeraltı kaynakları çıktı. Bu Elazığ'a ne gibi katkı sağlar? 30 milyar dolarlık bir rezervden bahsediliyor. Buna Elazığ'a ne gibi katkıları olur? Elazığ halkı buna nasıl faydalanır? Bu gerçekten Elazığ için yararlı olur mu? Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani elbette ki bunun Elazığ için faydası büyük olur. Ama doğru eller tarafından, doğru insanlar tarafından işlenirse eğer. Biliyorsunuz geçen bizim Ülkütek Başkanımız Sayın Turan Yıldız'ın da bir açıklaması vardı. Maden ilçesindeki maden rezervleriyle ilgili böyle mühim bir toplantıya Maden Belediyesi'nin, Elazığ Şehir Meclisi'nin ve maden ilçesiyle ilişkili STK'ların davet edilmemesini yanlış buluyorum demişti. Biz de bu fikre tamamıyla katılıyoruz. Umulur ki burası Elazığ'ın faydasına gelecek şekilde kullanılır ve birilerine peşkeş çekilmez. Çünkü zaten Elazığ'ın şu anda durumuna baktığınız zaman yatırım şehri diyoruz. Ama bir yandan da tedirginiz çünkü yatırımcı yok burada. Umulur ki devlet kanadından buna bir müdahale gelir. Doğru ellerle kullanılır. Doğru işçi veya doğru işçiden kastım şu, bu işi bilen, bu işin ehemmiyetini çözen, Elazığ faydasının olacağını düşünen ve Elazığ halkının en iyi şekilde faydalanacağı şekilde bu işi yürütecek ellere geçmesidir. Yoksa biz burada şahıslara karşıyız. Çünkü bu işin şahıslara geçmesi, kişiselleşmesi ve tamamıyla tekilleşmesidir. Tekilleşmesinden yana değiliz biz. Peki yaklaşık biz biliyorsunuz 2-3 ay öncesinden bir konuşma yapmıştık Turan Sancak'ın çalışmaları projeleriyle hakkında. Şu anda Turan Sancak gerçekten o projeleri gerçekleştirdi mi ya da gerçekleştirme yolunda nasıl bir adım atıldı ve yetkililer tarafından ne gibi destekler alındı, size karşı ne gibi bir yakınlık sağlandı ya da bu anlamda yetkililerden taraf bir destek gördünüz mü? Şimdi şunu söyleyeyim, genel merkezimiz zaten çalışıyor. Biz vakıflaşma yolunda da devam ediyoruz. Bursa'daki Turan Üniversitemizin dediğim gibi vakıflaşmadan onu yapmanız mümkün değil. Arsa belli, yer belli. Elazığ bazında da bakarsak eğer yaklaşık 3 ay veya 4 ay önce diyeyim Sayın Belediye Başkanımızla biz telefonla görüştüğümüzde kendilerinden bir randevu talep etmiştik. Bu randevu talebinde de bazı şeyleri isteyeceğimizi söylemiştik. Tabi bu isteyeceğimiz şeyler çok zor şeyler değildi. Belediyemizin hemen çözebileceği şeylerdi. Ama Sayın Belediye Başkanımız bilmiyorum herhalde aramızda bir husumet mi var onu çok çözemedim ama o günden bu yana biz herhangi bir geri dönüş alamadık. Hani olumsuz veya olumlu. Bir geri dönüş alamadığımız için de şu an biz de herhangi bir faaliyet yapamıyoruz. Faaliyeti yapamayışımızın sebebi de ileri derece ve üst düzey yetkililerimizle yapmış olduğumuz konuşmaların uygulamaya geçmemiş ve konuşmada kalmış olmasından dolayıdır. Yoksa memleket bizim, gençlik bizim, yaşanılabilirlik düzeyi en yüksek illerden biriyken biz şu anda ne yazık o beklediğimiz ilgiyi göremediğimiz için sessiz sedasız devam ediyoruz. Elimizden geldiği kadar kendi yapabildiklerimizle gidiyoruz. Anladım. Turan Sancak bu konuda yetkililerden biraz şikayetçi anladığım kadarıyla. Yani bizim yetkililerden şikayetçi olmamız doğaldır. Çünkü biz sonuçta 28 ilde 32 ilçede yapılanmış bir teşkilatız. Hani akabine baktığınız zaman az buz bir sayımız yok bizim. Elazığ'da da bayağı tanınıyoruz. Bayağı biliniyoruz. İnsanlar bizi seviyor. Peki geçen konuşmamızda gençlerden bahsetmiştik. Gençlerin işte uyuşturucu olsun vesaire kötü alışkanlıklar olsun bu konuda çok kötü bir süreç içerisinde bulunduklarından bahsetmiştiniz. Şimdi gençlerin gerçekten okuyan, çalışan, bir şey öğrenmeye gayret eden, bu ülkeye bir şey katmak için çaba sarf eden gençlerin önü tıkanıyor ne yazık ki. Gerek KPSS'de olsun, gerek kitap almada olsun mesela deneme kitapları, test kitapları artık 150-200 liralara varmış durumda.
Bu anlamda her iki tarafı da değerlendirecek olursanız, bu gençlerin nasıl kazanılması lazım, bu gençlerin nasıl önünün açılması lazım, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konularda bir kere tüm gençlerin fikirleri esas alınmalıdır. Gerekirse bir platformda veya bir toplantıda gençlerin hepsinin buluşturulması lazım. Hepsinin kendi fikirlerini bir kere beyan etmesi lazım. Ama şu anda toplumun gidişatına baktığınız zaman tamamıyla fenomenleşmeye çalışan bir gençlik var karşımızda. Tamamıyla uyuşturucu, esrar ve benzeri madde bağımlısı olan gençlerimiz var. Ha bunların yanısında da dediğiniz gibi KPSS'de derece almış ama iş sahibi olamamış insanlarımız var. Burada da yine idarenin liyakatsiz seçimleri gündeme gelmektedir. Liyakatsiz dediğimiz zaman işin ehli olmayan koltuklarda oturan kişilerin o koltuğu meşgul etmesidir. Eğer o koltuğun meşguliyeti burada hak yemek, hukuk çiğnemekse o koltuğa oturmasınlar. Bizi de bu kadar zahmete sokmasınlar. Sonuçta bu gençlik bizim, bu insanlar bizim. Bir bakıyorsunuz Elazığ gibi ufak bir ilde dahi bugün hemen her gün, her akşam veya her hafta düzenli bir uyuşturucudan tutuklanan ve özellikle son günlerde Elazığ'da hırsızlığın çoğaldığı yakalananların ise çoğunun 18-26 yaş arası olması ise ayrıca dikkat çekmektedir. Hani şimdi tamam gençlerin önünü tıkamayalım diyoruz ama gençliğe dair ne çalışma yaptık diye sorarsanız hiçbir çalışmamız yok bizim. Ülkece tamamıyla beton bloklara, maden rezervlerine, şunlara, bunlara şahsımız adına yatırım yapabileceğimiz, kasamızı doldurabileceğimiz eylemlere giriştiğimiz için beton bloklara, maden rezervlerine veya yeraltı kaynaklarına yapacağımız yatırımları biz gençlerimize yapsaydık bugün daha fazla kazanç elde edecek, gençlerimizle iç içe olacaktık. Ne yazık ki hepimiz kendi kasamızı, kendi bütçemizi doldurma derdinde olduğumuz için biz gençlerden bir haber yaşıyoruz. Bugünkü gençlerin tamamı ya siyasetle veya fenomen olma derdiyle uğraşıyor. Niye derseniz okul okumuş, okulu bitirmiş, yüksek puan almış insan dahi bugün eğer bir meslek sahibi olamıyorsa bu insandan artık farklı bir şey bekleyemezsiniz. Peki toparlayacak olursak son olarak neler söylemek istersiniz? Şimdi son olarak malumunuz önümüzde Ramazan ayı var. Şurada kalmış iki haftamız. İnsanlar bu bayrama bir hazırlık yapmak isteyecekler. Tabii biz bayramları hep şen şüngür gördük. Hep insanlar cepleri dolu olarak veya kredi kartlarıyla şununla bununla alışveriş yaptılar ama bugünkü ülke dönemine, yani özellikle bu içinde bulunduğumuz döneme bakarsanız eğer bu dönem içerisinde zannederim ki artık bundan sonra bayramlar bayram havasında değil, ziyaret havasında dahi değil. Evde istirahat halinde geçecektir. Bu bakımdan da Abdurrahim Karakoç'un güzel bir şiiri var eğer vaktimiz varsa. Diyor ki, güneş yükselmeden kuşluk yerine bir adam camiden döndü evine. Oturdu sessizce yer minderine, kızı bayram dedi yalın ayaklı, adam bayram dedi tam ağlamaklı. Eli öpüldükçe içi burkuldu, konuşmak istedi, dili tutuldu. Güç bela ağzından bir of kurtuldu, oğlu bayram dedi, sırtı yamalı, adam he ya dedi, gözü kapalı. Düşündü, kış yakın, evde odun yok, tenekede yağ yok, çuvalda un yok. Yok yoka karışmış, tuz yok, sabun yok, avrat bayram dedi, eğdi başını. Adam evet dedi, sıktı dişini. Çalışsa ne iş var, ne cepte para. Dağ oldu içinde büyüyen yara. Dikti gözlerini karşı duvara. Takvim bayram dedi, silindi yazı. Adam öyle dedi, bağrında sızı. Döndürse yönünü herhangi dosta. Yaralı gariban, dul yetim hasta. Yıllar, aylar, günler erirken yasta, yer gök bayram dedi, ağzını açtı, adam bayram dedi, evinden kaçtı.
Yani bu bayramı da inşallah böyle görmeyeceğiz ve inşallah devlet aliyemiz toparlanır, insanlarımız tez zamanda kendine gelir. Peki, vermiş olduğunuz röportajdan dolayı size teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Allah'a emanet. Çalışmanıza başarılar diliyoruz. Sağ olun.